da almıyorum ki ben. Çekiyorum, o çıkıyor. Aa, o zaman bambaşka bir dünyadayız. Ay, çok pahalı bir hayatım. Evet, başka? Başka şöyle bir şey yapalım o zaman. Herhalde bu kadar telepati yeter. Size çok sevdiğim birinin bana söylediği bir şeyi anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Anlat. Aa, bana bunu çok sevdiğim biri anlatmıştı, çok değer verdiğim. Bana derdi ki... Ne dedin, bir dakika, bir daha söyle. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim biri anlatmıştı bana şimdi anlatacağım şeyleri. Ben de bunu bir gösteriye çevirdim. Şöyle ki, bana derdi ki o, bir büyüğümdü. Hayat bir ipe benzer. Bir gün bir ucundan koparsan tekrar birleşmen için bir mucize gerekir. Hayatta sevdiğin ve sevmediğin şeyler, seni mutlu eden ve seni üzen şeyler olacak. Hatırlamak ve unutmak istediğin şeyler olacak. Ama bunların hepsi, hayatın iyisi, kötüsü, sevdiklerin, sevmediklerin, güzeli, çirkini, hepsi bir arada bir anlam ifade eder. İyi ya da kötü, herhangi biri olmadan diğerine sahip olduğunuzu bilemezsiniz. Yaşadığınız her şey, yani hayatınızın ortası, başı ve sonu, bir arada bir anlam ifade ediyor. Umarım bir gün bir yerde, belki uzakta bir yerde ama bir gün bir yerde, tıpkı hayatın ipi gibi, tüm sevdiklerinizle hep bir arada olursunuz. Ya. Öyle bir bakış ifadesi var. Gerçekten sinir bozucusun. Şurada gözlerim çıktı, şaşı oldum. Ne yapıyor, nasıl yapacak diye. Aferin sana. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Vallahi bravo ya. Ne kadar sürüyor gösterin? Hangi gösterim? Genel. Hangi gösterim? Bir sürü gösterim var. Ne bileyim ben, kaç tane gösterisi olur bir insanın? Bizde şey var çünkü, hani tek 5 dakikalık şey de gösteri, tüm 2 saatlik gösteri de gösteri. Yani şu mesela. Hukkabaz değil sihirbaz gösterisi 45 dakika, 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat. Kaç tane, ne diyorsunuz bunlara? İşte oyun gösteri diyoruz. Kaç tane gösteriyorsunuz? Ben oyun demeyi sevmiyorum. Herhalde 20 tane falan gösteri vardı ama tabii bu sahne gösterisinde bu kadar ufak şeyler değil. Hep uçtum, kaçtım, kafa kopardım, kestim falan tarzında. Büyük illüzyon dediğimiz daha hacimli, daha insanların kullanıldığı şeyler var. 20 tane falan diye tahmin ediyorum ama vallahi sayısını hatırlamıyorum yani. Peki şimdi mesela bu ödülü aldın. Bunun sana çok güzel bir şey tabii ki. Tebrik ederim. Belki de çok başarılısın yani. Hani deminden beri görüyoruz, seyrediyoruz. Ben başka şey düşünüyorum. Sen yine buluyorsun o dalgaları. Ben yük çember falan düşündüm yani orada. Şaşırtmaca yapmışız. Bir şaşırtmaca yapmaya çalıştım sana. Peki bu ödülün mesela sana ne gibi, yani manevi olarak bir getirisi var da. Hani başka neler var, neler yapacaksın? Daha bir kendini Türkiye'de mi değerlendireceksin? Yoksa yurt dışında da bir şeyler yapacak mısın? Bu arada istiyorsan çantadan başka bir şey çıkar, onu da yap. Tamam. Ondan sonra bu soruya da yaparken cevap veririz. Tamam. Yani tabii ki dediğiniz gibi başta çok manevi ve çok önemli bir şey. Bu arada son gösterimi yapalım. Ona göre bir şey seçeceğim. Yoksa araya bir şey daha... Hadi gel, son gösteriyi yap artık. Tamam. Tabii ki manevi bir değeri var ama tabii bu şey aşamasına getiriyor kişiyi. Hani eskiden işte biz iyiydik, güzeldik deyip otururken karşında birinin, artık işte ben aldım ödülümü, yani ne olduğum belli diyebiliyorsunuz. Bu birazcık da işlerinizi bir nevi daha kolaylaştırıyor. Ayrıca tabii ki çok manevi. Öyle küçük işler var, kesmiyordur yani seni değil mi artık? Tabii yani falan. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi önce bu sanatı ülkede birazcık... Evet, insan öyle en iyisini gördükten, yaptıktan sonra olmuyor yani. Yo, onunla alakası değil. Bizden böyle bir şey çıkmıyor. Öyle şimdi şu ipliği kalkıp da her gece yapar mısın yani? Ne? Neler yapsın, uçmuşsun etmişsin falan, ipi işte sevgiler, işte ayrıldık. Valla bunun aynısını Copperfield'de sahne gösterisinde yapıyor. Bu gerçekten mi? Bizim çok sevdiğimiz bir gösteridir. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ilginç bir şey deneyeceğiz. Bu çok tehlikeli bir şey. Hemen söyleyeyim. Kesinlikle evde, başkasının evinde, sokakta, hiçbir yerde denemeyin. Bunu yaparken bugüne kadar 16 kişi hayatını kaybetti. Ciddi ciddi. Niye şimdi bu yapıyorsun? Hayatımı riske atmayı seviyorum. Yaşadığımı hissettiriyor çünkü. Sen yap, ben uzaklaşayım senden. Yalnız kesinlikle sakın denemeyin. Dediğim gibi. Bir şey olursa falan bak, benim sorumluluğumda değilsin ha. Tamam.
gerçekten tehlikeli. Hani ben bu gösteri yapabilmek için hayatımı verdim. Siz denemeye kalkarsanız kelimenin tam anlamıyla hayatınızı verebilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Şimdi stüdyomuzun içinde silahlarla herhangi tecrübesi olan biri var mı? Asker, polis, mafya, çete üyesi, herhangi. Hiç böyle poligona fantiş yapmadınız. Tamam, hiç önemli değil. Zaten genellikle amatör ellerde bu gösteriyi yapmakta tecrübeliyim. Sizi kullanacağız. Silahlarla hiç tecrübeniz yok değil mi? Güzel. Çok güvendeyim o zaman. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Ben böyle bir şey risk edemem. Yok yok, korkmayın. Tüm sorumluluk bende. Bu tabii ki bu arada gerçek bir silah kullanmıyoruz. Güvenlik sebebiyle bir paintball silahı kullanıyoruz. Hoş, bu da çok güvenli değil. Çünkü bir silahla aynı hızda mermi atıyor ve bayağı acıtıyor. Hatta hayati bir tehlike bile oluşturabilir. Şöyle ki önce bir deneme atışı yapacağız. Bunun gerçek bir silah olduğunu görmek için. Önce ben atayım. Bu arada silahın kullanma sistemi de şu. Topunu, kurşununu buraya koyuyorsunuz. Yüklüyorsunuz kurşunu ve artık ateş etmeye hazır oluyor. Şuradaki tahtayı... Siz bayağı hazırmışsınız. Bayağı hazırladık. Şuradaki tahtayı vurmaya çalışacağım. Umarım başarırım. Emniyet kilidini kesinlikle açmamız gerekiyor. Ay! Güzel. Tamam. Oyuncak sanmıştınız galiba. Hay ne bileyim böyle. Ay. Neticede kurşunun gittiğini gördük. Gerçek bir silah olduğunu gördük. Ver bakayım bir tane, ben atayım, canım çekti. Şimdi atacağız. Şimdi atacağız, daha güzel bir şey yapacağız hatta. Sizden... Önce silah güvenliği, kesinlikle birine doğru tutmayın. Bu çok tehlikeli. Şeytan doldu. Artı emniyet şeridini... Evet. Açık unutmayın sakın. Yok ki içinde şey. Şimdi koyacağız. Koymadan önce ben hemen size silahla ilgili bir şey anlatmak zorundayım. Biraz sonra bana ateş edeceksiniz. Hı. Ateş ederken... Ay. Ha, korkmayın. Şöyle bir ateş şekli olacak. Önce nişan alacaksınız. Daha sonra bu yakınlıkta bu hedefi tutacaksınız. Kurşunun ucuyla, silahın ucuyla bu hedefe bir çizgi oluşturacaksınız. İki noktadan bir doğru geçer. Dolayısıyla ben de doğrunun diğer tarafında olacağım. Tamam? Herhalde tamam. Güzel. Bir de onlardan önce bir kurşun almanızı rica edeceğim. Bunu alayım. Ona bir imza atmanız gerekecek iki elinizle. Şimdi o kurşuna da bir imza atacağız. Çünkü çıkan kurşunla öbür tarafa gelen kurşunun aynı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bir tane renk almanızı rica ediyorum. Herhangi birine. Kurşunun üzerine de bir işaret koyacağız. Bence biraz daha koyalım. Yeter mi? Tamam, yeter. Çok belirleyici bir işaret oldu. Tamam. Neyi alacaksın? Al bir şey yiyelim. Kurşunu üfleyelim ve kameraya gösterelim. İşareti herkes görmüş olsun. Gördünüz mü? İşaretledim. Rujumla aynı renk. Tamam. Bir şey de daha anlaşıyoruz. Bunların hepsi çok kritik. Yoksa gerçekten büyük bir risk altına girebilirim. Ateş etmeniz için şöyle bir anlaşmamız olacak sizle. Ben mendili ağzıma koyacağım ve mendil ağzımdan düştükten sonra 1, 2, 3 diye sayacaksınız ve 3 dediğinizde ateş edeceksiniz. Çocuklar çok üzülüm, servisi kaçırıyorsunuz. Ben bu son gösterim bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Tamam. Tamam. Anlaştık mı? Okey. Finale geldik zaten. Kurşunu silaha koyalım. Pompalayalım. Kurşun içine girmiş olsun. Açtın mı emniyetini? Silah sizde açık olması lazım. Sakın denemeyin, evet. Onun deneme atışı olmaz. Şuradan şöyle patlatacağım. Kesinlikle. Böyle korkmaya başladım bir an. Şaka yapmayalım. Tamam. Silahla şaka olur mu ya? Kesinlikle olmaz. Evet, nişan alabilirsiniz. Mendil düştükten... Mikrofonum mu düşüyor? Gelin biriniz arkamda tutun bunu. Bari ne yapayım? Gömleğim uzunmuş, takamıyorum. Gel arkamda dur sen de. Mendil düştükten sonra 3'e kadar sayacaksınız. Erken sayarsanız yüzümde patlar. Vallahi 1, 2, 3 diyeceksiniz ve ateş edeceksiniz. Tamam. Hedefinizi alın. Bir doğru hedef ağzınızı göreyim. Süper, 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 süper. Okey. Bana bak, bu geri meri benim yüzüme sekerse gerçekten yok, yok. Fena oluruz. Bu arada herhangi bir şey yanlış giderse bu tamamen sizin suçunuz. Okey. Ha.
Bir, iki, üç. Ay kulaklarım şey oldu ya. At bunun içine. Anladım. İmzaladığınız kurşun olduğunuzu kontrol edin diyeceğim. Tabii tükürüklerimden dolayı birazcık silinmiş durumda. Ama aynı kurşun mu? Aynı. Güzel. Budur. Oh. Vallahi süpersin. Teşekkür ederim. Benim kulaklar falan gitti. Yaşadığım çok fena için şu anda çok mutluyum. Yaşadığım için çok mutluyum. Ben de mutluyum. Gerçekten benim hadi biraz nutkum falan tutuldu yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu bir anda. Bir tepki verecekseniz ne olur şimdi verin. Sonra veriyor çünkü insanlar kaçıyor. Yok, çok etkisi. Gerçekten çok iyisin. Çok başarılısın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seni kantar içine bıraktık. Evet. Biraz fazla terledin ama. Heyecanlandığım bir şey bu benim. Ne diyeyim, bu ödülü hak etmişsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekim 11'de bu ödülü almaya. İnşallah daha nice ödüller. İstediğin bütün her şeyi bir başarırsın. İnşallah. Bütün gösterilerini. İnşallah. Seni de böyle izlemeye geliriz. Doruk Ülgen miydi? Neydi sorunun? Evet, doğrudur. Ülgen. Doruk Ülgen olaraktan böyle aa ben programa i̇nşallah çıkartmıştım falan derim. Böyle hava atarım. Güzel olur. Gerçekten çok başarısın. Inşallah. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Hem de gerçekten yakışıklısın da. Teşekkür ederim. Ve sayın seyirciler gel böyle beraber programı kapatalım bari. Kime? Sana mı? Ve sayın seyirciler böylece programımızın sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte saat 23.30'da karşınızda olacağız. Doğru seyrettiniz. Gerçekten başarılı bir arkadaş. Takdiri de hak ediyor. Bütün en iyi şeyleri de hak ediyor. Yine bekleriz. Seve seve. Yarın akşam görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. Üzere.